Arkadaşlar merhaba. İdari hukuka giriş dersimizin 7. ünitesi kolluk hizmetleri konusunda soru çözümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Genel kolluk ile özel kolluk arasında çatışma kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tabi genel kollukla özel kolluk bazen çatışabilir, yarışabilir. Bunlarla ilgili çeşitli düzenlemeler söz konusu. Uygulanacak kurallar söz konusu. Bunlardan hangisi yanlış arkadaşlar? Şıklardan gidelim isterseniz. A. Bazı durumlarda özel kolluk yetkisi genel kolluk yetkisi saf dışı bırakabilir. Doğru arkadaşlar, bırakabilir. Bazı durumlarda özel kolluk yetkisi yanında genel kolluk yetkisi de kullanılabilir. Evet. C. Genel kolluk makamlarının yaptığı işlemler özel kolluk makamlarının işlemlerine göre izin verici nitelikte olmalıdır. Arkadaşlar bu yanlış. D. Genel kolluk bazı durumlarda özel kolluğu yerine geçebilir. E. Bazen bir kolluk makamı aynı zamanda hem genel kolluk hem de özel kolluk yetkisine sahiptir. Arkadaşlar yanlış olarak verilen şıkkımız C seçeneğidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Çünkü genel kolluk makamlarının yaptığı işlemler özel kolluk makamlarının işlemlerine göre izin verici nitelikte olmalıdır ifadesi yanlıştır. İzin verici sınırlayıcı nitelikte olabilir. Genel kolluk makamlarının yaptığı işlemler özel kolluk makamının işlemlerine göre daha sınırlandırıcı olabilir. Daha genişletici kuralı izni daha genişletici nitelikte olamaz. Sınırlayıcı nitelikte olabilir. Dolayısıyla bu ifadeden dolayı C seçeneği yanlış şıkkımız olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar.